Hiç ihanet bağı terimini duydunuz mu? Özel bir travmatik bağlanma türü olan bu sağlıksız bağlanma ihanet travmasından doğar. İhanet travmasını inceleyen ilk kişi 1996'da psikolog Dr. Jennifer Freight ve 1997'de Dr. Patrick Cairns tarafından ve daha sonra Dr. Bonifiz bu travmayı ve bizi birbirimize bağlayan sömürücü ilişkilerden nasıl kurtulacağımızı detaylandıran bir kitap yayınladı. Sömürücü ilişkiler bizi zihinsel sağlığımıza, öz saygımıza, kişisel sınırlarımıza ve genel refahımıza zarar verecek şekilde bizi inciten insanlarla bağlayan travma bağları yaratabilir. Ancak tartışmasız en korkutucu şey, uzmanların bunu kolayca aşkla karıştırabileceğinizi söylemesidir. Bununla birlikte burada bunun aşk değil, ihanet bağı olduğunu gösteren altı işaret var. Dr. Frey, ebeveynleri tarafından istismara uğrayan çocuklarla yaptığı araştırmada, çocukların ihaneti olağan ve beklenen şekilde işlemek yerine, ebeveynlerine daha da bağlı hale geldiklerini gözlemledi. Bunun, ihanetin hayatta kalma ihtiyaçları ve ebeveyn sevgisi ve bakımına olan arzuyla çatışması nedeniyle olduğunu ve çocukların ebeveynlerini yabancılaştırmak ve daha fazla istismara ve daha az sevgiye neden olmak istediklerini teorileştirdi. Cairns ve Phillips'e göre bu bulgular o zamandan beri birçok farklı bağlama ve ilişki türüne genelleştirildi. Dolayısıyla sizi fiziksel, sözlü, duygusal veya psikolojik olarak taciz eden bir kişiye karşı güçlü bir bağ hissediyorsanız o zaman bir ihanet bağının oluşmuş olması ihtimali yüksektir. 2. Karşılıklı bağımlılık. Zehirli ve sömürücü bir ilişkinin bir başka uyarı işareti de karşılıklı bağımlılıktır. Psikoterapist Sharon Martin, karşılıklı bağımlılığı bir kişinin mutluluğunu ve kendine değer verme duygusunu yalnızca diğerinden aldığı sağlıksız bir ilişki dinamiği olarak tanımlıyor. Ebeveyn ve romantik ilişkilerde yaygın olan bu durum, hayatınızdaki önemli bir kişinin sizi sürekli ihmal etmesi ve eleştirmesi, ancak daha sonra size sevgi bombardımanını tutması ve onunla ilgilenmeniz konusunda sizi suçlaması durumunda ortaya çıkabilir. Size özel sinyaller gönderiyorlar. Böylece sizi ne kadar aşağılarlarsa, siz de onları o kadar memnun etmek isteyecek ve onaylanmalarını o kadar çok isteyeceksiniz. Bu da bizi bir sonraki noktaya getiriyor. Manipülasyon. Birisi bizi psikolojik ve duygusal olarak manipüle ettiğinde bu manipülasyonu aşkla karıştırmak kolay olabilir. Akıl sağlığı koçu Kim Si'de göre bu taktikler istismarcıların kurbanları arasında ihanet bağlarını nasıl oluşturup sürdürdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bunların farkında olmak önemli. Aşk bombardımanı uyguladıkları istismarı telafi etmek için size sevgi ve ilgi göstermeleridir. Yaptıklarının ciddiyetini en aza indirmek, başkalarının eylemleri hakkındaki eleştirilerini geçersiz kılmak ve onları yanlış ve sert bir şekilde suçladığınız için tüm bunların kurbanıymış gibi görünmelerini sağlamak için muhtemelen sizi de gaza getirecekler. Güç dengesizliği. Cairns ve Phillips'e göre ihanetle kurulan bir ilişkide diğerini sömüren kişi tüm gücü elinde tutuyor. Bu güç genellikle mağdurun ilişkilerine olan duygusal yatırımından kaynaklanır. Ancak aynı zamanda ihanet edenin onlar üzerindeki mali kontrolünü ve sosyal nüfuzunu da içerebilir. Bu nedenle ihanet eden, kurbanını hiç düşünmeden ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutacak ve ilişkisini yalnızca kişisel çıkar ve tatmini için kullanacaktır. Mantıksız sadakat. Ancak tüm bunlara rağmen ihanet bağı kurduğunuz kişiye karşı hala mantıksız bir bağlılık hissedebilirsiniz. Cairns ve Phillips, kendinizi sürekli olarak arkadaşlarınıza ve ailenize karşı onları savunurken, istismarcı davranışlarını haklı çıkarırken veya rasyonelleştirirken ve hatta tam da bu nedenle sevdiklerinizden uzaklaşırken bulabilirsiniz diyor. Tekrarlanan döngü. Son olarak ama belki de en önemlisi, kendinizi taciz, manipülasyon, sadakat ve karşılıklı bağımlılıktan oluşan kısır bir döngünün içinde sıkışıp kaldığınızda bunun aşk değil, ihanet bağı olduğunu bilirsiniz. Bunun nedeni, Cairns ve Phillips'e göre ihanetin tehlike veya korku varlığında insani bağlanma ve derin bağlılık özelliğini patolojik olarak yoğunlaştırmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, sevdiğiniz birinden ihanet ve istismara maruz kaldığınızda ancak başvuracak başka yeriniz olmadığını hissettiğinizde ihanet bağınızı aşkla karıştırmak kolay olabilir. Size ihanet eden biriyle kalmaya devam ettiyseniz bunun sizin hatanız olmadığını anlamak önemlidir. Büyük olasılık onların istismarının ve manipülasyonunun kurbanı oldunuz. Ne olursa olsun, sömürücü veya zararlı bir ilişki içinde olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, yardım istemekten çekinmeyin. Kendiniz için bir destek sistemi oluşturmak ve bir akıl sağlığı uzmanıyla mücadeleleriniz hakkında konuşmak, ilişkiden güvenli bir şekilde kurtulmanıza ve iyileşme sürecine başlamanıza yardımcı olacaktır.
perfect.